Win kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Sadece Beşiktaş'ın yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Beşiktaş bu hafta Adana Demir'i kendi evinde 1-0 mağlup etmeyi başardı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bu kez Beşiktaş mutlu etti. En azından skor anlamında bence daha da fazla olabilecek <laughs> maçtı. 1-0'lık galibiyetli. bildi, almayı bildi. Ki bence çok da zor maçtı. Maç öncesinde puan kaybı da beklediğim maçlardan bir tanesiydi Beşiktaş adına ama artık Beşiktaş'ın bir puan kaybının lüksü yok. Evet. Geçen hafta bunu konuşmuştuk. Yine saha içi, saha dışı birçok şeye değinmeye çalışacağız. İstersen her zamanki gibi yine kadroya başlayalım abi. Tamam. Artık o Güneş geldiğinden beri Beşiktaş'ın 11'i bir idealleşmeye başladı, başladı abi. 4-2-3-1 yine. Rozier, Wellington, Tayyip, Masoku, Josef Salih, Getson önlerinde. Enkodu sağda Cenk, en uçta da ve şeklinde bir ilk kombiyle çıktınız. İlk ile alakalı istersen yorumlarına başlayalım. Hocanın geçen haftaki bence yanlış oyuncu tercihlerinden dönerek bu iç sahaya çıkması Beşiktaş adına bir avantajdı. Orada Umut'un yerine Masuaku'ya şans vermesi ki ben geçen hafta söyledim Masuaku'nun ben 2-3 gömlek hatta 5 gömlek daha fazla bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Umut'tan. <laughs> e, Gerson, Josef, Salih üçlüsüyle biraz daha sert, biraz daha orta sahayı elinde tutan bir oyun anlayışıyla Beşiktaş maça başladı. İleriye zaten dokunmadı yine <laughs> aynı hücum attı. Beşiktaş'ı son 2-3 maç sonra ilk defa bu kadar daha diri gördüm. <laughs> Şöyle ki orta sahadaki bu dinçlik, Josef'in gelişi, Josef'i beğen mental anlamda da biraz daha iyiydi ve sağda artık ben de buradayım hı hı. dercesine oynayınca orta sahada daha bir kuvvetli Beşiktaş görünce Adana Demir gibi etkili hücum ayakları olan bir takımı durdurmayı başardık. Topu her verdiğinde Beşiktaş'ın en büyük avantajı bu maç üzerinde Her verdiğinde çok kısa bir sürede topu geri aldı. Hı hı. Bu da yapmış olduğu o şok ve dinamik baskıdan kaynaklanıyor. Bekleyen değil Geçen haftaki gibi hücum eden bir takımı izledik. 20. dakika itibariyle 4'te 2 isabetli pas var. 30 dakikada 144 isabetli Beşiktaş'ın pasına karşılık Adana Demir sadece 83 pas yapabilmiş. Hı. Bu da işte oyunu Beşiktaş'ın tamamen eline aldığını gösteriyor. Bir de Adana Demir iyi takımdır abi yani. Klasik Özellikle bir Anadolu pas takımı değil. değil. Ee, Senle de konuşup biraz önce Adana Demir şu anda 4 büyüklerden sonra bence gelen en dinamik kadro hmm. kalitesi çok en iyi güzel. olan, yedek kulübesi en kuvvetli olan takımlardan birisi. Hmm. Nitekim Bugün buraya gelene kadar abi, Asan sadece... Sadio Bolonga, Akintola, evet. Yusuf Sarı, Gökhan İnler hepsi iyi topçu yani. Yani bunların hepsinde meyvesini almış buraya gelene kadar sadece bir yenilgi var. O da Fenerbahçe. Hmm. Son 11 ee, maç mağlubiyet yok. Evet, 11 maç sonra ilk defa Beşiktaş'a yenildiler. Hmm. Ligde de zaten ikinci yenilgileri. Ne kadar iyi, ne kadar kaliteli bir takım hmm. olduklarını bu gösteriyor. Hocayla da muhteşem bir uyumları var. Aya top yapmayı onlar da çok seviyor. Evet, beşteş pasör takım gibi. bir dağdana Evet, Bugün ama beşteş, yapamadılar. Yapamadı çünkü 5 geç ileride şok böyle bir presle her topu kaybettiği her topu hızlıca geri almayı başarınca ve orta sahadaki o biraz önce bahsettiğim güçlü bir oyun sergileyince Adana Demir'i top oynatmadılar. Nitekim Adana Demir spor adına maçın en iyisi, kaleci seçilmiş. Yani bu da Adana'nın kötü oynamasından, yani bu oyun nasıl oldu? Adana Demir mi kötü oynadı, Beşiktaş mı oynatmadı? Evet, Beşiktaş oynatmadı. İlk yarıda etkiliydik. Sadece şurada bir dipnot var. Enkudu ilk yarıda ne kadar oynuyor gibi gözükse de, hı hı. bence etkisizdi. Ki bence maçın geri kanalında da öyle. Enkudu'da şöyle bir özellik var. Evet, sprint atma özelliği çok iyi bir oyuncu ama son şeyi kafayı kaldırıp kafası çalış diyorum evet. ben. Bunu da yapabilse zaten bence şu an burada olmaz. Hı -hı. Bir türlü bunu başaramıyor. Sprint atıyorsun evet, topu durduruyor, çekiyorsun, içeriye hep boş paslar attı. Yani Hı -hı. kafasını kaldırıp hiçbir oyuncuya direkt isabetli bir şekilde yapamadı. Yani bitirişte çok muazzam sorunu var. rejiyle karşı karşıya kaldığında veya çaprazda kaldığında şutları paslarından çok daha iyi Hı -hı. mesela. Şut da fazla denemedi. Evet denemedi. Hı -hı. İlk yarıyı böyle bitirdik. İkinci devre bence abi ilk yarıya nazaran daha kötü bir Beşiktaş başladı. Daha başlangıç doğrusu... olarak evet. evet. Adana biraz daha baskılı oynamaya Aynen. başladı. Klasik o bildiğimiz ayağa topu oynamaya çalıştı. Hı -hı. Ama burada da işte hocanın yine çok yerinde oyuncu değişiklikleri sayesinde Hı -hı. orada Salih düşmüştü çünkü iyice. Salih'in düşmesiyle beraber ikinci yarının başında böyle bir 5-10 dakika topu verdik. Oradaki Salih Tayfur değişikliği tekrardan Beşiktaş'ın oyunu eline almasına sağladı. Danyede. Yeni bir ciğer, yeni bir enerji sahaya girince ki e, Tayfur'un ben şu özelliğini çok beğeniyorum Beşiktaş gibi bir takıma geldim Ama ben sağıma pas vereyim soluma pas vereyim Risk almayayım böyle bir şey yok İleriye dikine oyunu çok düşünen bir oyuncu Salih geldiği gün de söyledim Necibin daha yetenekli ve daha anaç Bir oyuncu yani Sağ bekede koy oynar stopere de koy oynar Altı koy oynuyor sekiz koy oynuyor Hocanın elini yedek kulübesi olarak Güçlendiren bir oyuncu ben bu maçta da beğendim bu arada Yani sonradan girdi oyuna bir hareket getirdi Sadece orada Hocanın değişikliğiyle alakalı ve gors konusunda çok bekledi bence çok yorulmuştu Vegors. Orada Muleka'yı içeri biraz daha erken alsaydı skor değişebilirdi. Daha farklı bence de. olabilir çünkü daha Adana bir ön at olabilirdi biraz daha Adana risk almaya başlamıştı. Çünkü Muleka arkaya katı kaçırılan toplarda bence Vegos'tan daha etkili. Evet. Daha pırpır. Bunu da Beşiktaş bugün çok denedi. Sadece Masuaku 4-5 tane arkaya top kaçırdı Adana evet. Demir'in savunmasının arkasına. Bu da Adana Demir savunmasının... Abi Adana bu arada bence ne çok öne geldi. Hani çok defansa... Evet evet. Çok gibi. inanılmaz riskler almadı. Evet almadı. Yani son Ama beş dakika Ama ona rağmen hariç... de çok arkaya top kaçırdılar mesela. Evet. Bu ya. da Adana Demir Spor'un defansının zafiyetini gösteriyor. Beşiktaş... <laughs> o da size hayırlı uğurlu olsun. Oyuncuyu aldıysanız. Samet maalesef 4 milyon euro. Doğruysa ee, tabi bilmiyorum. Arthur yani Masoakı bence o yaşa da... göre bu paralar çok yüksek paralar. Bedeller. Neyse Ar biz kendimize dönelim. Artur Masuak'ı da abi Beşiktaş'ın uzun zaman sonra fikir golünü atan futbolcusu olmuş. Masuakuyu beğendin mi abi? Beğendim. Ee... Ben hep söylüyorum. Masuak ile ilgili yönetim anlamında e, amatörce yönetilen bir Hı -hı. sözleşme süreci olduğundan dolayı hocanın eli kolu bağlı. Yoksa ben de hocanın burada umut tercihini yapacağını kesinlikle düşünmüyorum. Abi Beşiktaş 65'te iki değişiklik yaptıktan sonra diğer değişiklikler için çok bekledi aslında. 89'da. Atı ve Müleko oyuna girdi. O arada bence Şenol Güneş bir hamle daha yapabilirdi. Yapabilir işte onu biraz önce onunla değindim. Yani orada ben hemen böyle bir Vegors Muleka'yı çok bekledim. Atiba'yı da alması neden artık oyunu elime alayım. Hı -hı. Ee, uzun bir süredir yani 5 maçta sadece bir galibiyet var. Kendisi ee, kendi sahanda son dakikada yiyeceğin bir beraberlik golü evet. E, yani çok inanılmaz demoralize ederdi. Bu çok önemliydi. Önemli bir rakibe karşı alınmış bir galibiyet. Ve senin şu an rakibin. Kesin net yani, rakibi. Trabzonspor kaybetmiş. Galatasaray da puan kaybediyordu. Hakemler sağ olsun müsaade ettiler. Galatasaray'ın galibiyetle ayrılmasına oradan. Galatasaray da eğer puan kaybetseydi Beşiktaş adına çok güzel bir hafta olacaktı. Yani önündeki direkt iki rakibinin puan kaybettiği bir haftada senin kazanıp biraz daha yukarıya yaklaşman mental anlamda da futbolcuları tekrardan bu oyun içine soktu. Aslında Şenol Güneş'in oynatmak istediği oyun bu. Sadece bu oyunu biz sadece kendi sahamızda oynarsak eğer Ümraniye maçında da mesela aynı böyle oynamıştık. Aynen. Bunu deplasmanda da yapabilirsek tekrardan bu yarışın içerisine gireceğiz diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama sen bunu sadece kendi sahanda bu oyun felsefesini oynarsan, deplasmanda yine aynı şekilde tutuk futboluna devam edersen, topu rakibine verirsen bu ligin sonundaki o kupayı alma şansın çok düşüyor. Hı -hı. Çünkü bu lig sadece sahada kazanılmıyor. Evet. Bugün bunu tekrardan gördük. Maçında Bugün görmüştüm. Galatasaray maçını da ben izledim. Stada gitmedim. Bugün ters bir totem yaptım. Ne zamandır kazanamıyoruz. Maçı burada izledim. O yüzden hem saha içerisinde hem sağ dışında dışında diri bir şekilde durup bu yarışa tekrardan ortak olmamız gerekiyor. <laughs> Şu anda ortak mıyız? Bu puan farkına bakılırsa tam kaybetme anlamıyla lüksün yani, yok. kaybetme anda. lüksün yok. Şimdi Kasımpaşa ile oynuyoruz. Sonra Konya'ya gidiyoruz. Sonra Kayseri'ye Sonra Kayseri gidiyoruz. İki deplasman çok zor. Eğer ya yani bu 3 maçı da alıp girmemiz lazım. Sonra e, da bence net transfer yapmanız lazım. Antalya maçı eksiğimiz var. Antalya maçını kaybettiğini varsayıyorum Allah korusun. Bir de bayım var. Yine fark açılmış. Evet. Yani bu sefer de bunu toparlama şansın azalır. E, transfer sezonuna kadar galibiyetlerle üç ligi maç bitirirsek, abi. bu 3 maçla alacağımız 9 puan çok kıymetli ve çok önemli. Sonrasında zaten şanol Güneş'in çok net istediği mevkileri, oyuncular var. Bunları da takıma takviye edip ligin ikinci yarısına Beşiktaş'ın daha oyun anlayışı oturmuş, daha usta ayaklarla oyunu force eden bir takım görmeyi arzu ediyorum ben. Hı -hı. Şu takımın içerisine baktığın zaman yedek kulübesinde Delale gibi bir oyuncum var. Bugün beş oyuncu değiştirdik sanırım. Delale tercihini hoca kullanmadı mesela. Çok büyük bir kayıp. Hı -hı. Yani hoca eleştirmiyorum Delali tercihini. Yok, Delali'yi eleştirmiyorum. Delali gibi bir oyuncudan yararlanamamak, Delali gibi bir oyuncunun bu ligde bile oynayamaması hem oyuncu adına hem ondan çok şey bekleyen taraftar adına çok büyük üzüntü vereceği. Yani e, isme baktığın zaman yani Yedek grubesinde Delali gibi bir oyuncunun oturuyor. Her an oyunu değiştirebilir, skora katkı yapabilir. Ama böyle bir şey maalesef ondan alamıyoruz. 397, dakika 87'ydi falan herhalde. Hı. 397 isabetli pasa karşılık 270 isabetli pas yapmış Adana. Abi yani Adana'yı en fazla bu kadar yenebilirsiniz zaten. Evet yani skor anlamında tatmin etti mi? Hayır. Hı. Oyun anlamında tatmin etti mi? İlk yarı evet. İkinci yarı biraz daha... Hı hı tempoyu düşürdük ama zaman zaman tempoyu da arttırdık. Yani oyunda tempoyu arttıran ve düşüren taraf tamamen bizdik. Yani Beşiktaş'tı. Evet. Ya Oyunu tamamen bu eline aldığından dolayı. Ligdeki maçlarda şöyle değerlendirilmeli. Yani Adana Demir'in iyi bir takım olduğunu fark etmek lazım. Yani Adana Demir Beşiktaş evet ilk yarı iyiydi bence de ikinci yarı daha silikti ama Adana Demir de ligin belli başlı takımlarından Tabii. bir tanesi. Yani onlar da seni sindirebilir ki ben maç öncesinde çok daha iyi bir Adana Demir bekliyordum. Yani Beşiktaş'ın açıkçası ikinci devre Adana Demir'e verdiği net bir pozisyon hatırlamıyorum. Bir Onyekuru'nun ilk şutu şurada bir yerde not almıştım. Şey, orta şut karışımı Yusuf. Evet, direkt... dakika 56 mı 57 mi ne? ilk bir... şut. Ya Adana gibi bir takımdan ilk şut dakika 50... o da şut değil yani bence. Orta şut karışımı bir vuruştu. O yüzden Beşiktaş açısından bence yapılabilecek skor anlamında olmasa da oyun anlamında en fazla işi yaptı Beşiktaş. Evet. Bir daha bir son 5 maç beraber konuşmuştuk. Tek galibiyet alan Beşiktaş'ın her türlü kazanması gereken bir maçtı. Çünkü senle de konuşuyorduk hani Adana Demir maçı zor maç, bir puan kaybında kaos olabilir diyordum. Hı hı. Beşiktaş yani kazanmaya mecbur olduğu maçlardan bir tanesini kazandı. Kim? İç sahada olması mesela bu maçın çok büyük bir avantajdı evet. Beşiktaş şey için. Yani deplasmanda olsa çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. ki benim korktuğum bir maçtı bu. İç sahada oynamamıza rağmen hı hı. rakibimizden dolayı benim Çekindiğim bir maçtı. Yani ben ilk 15 dakika açıkçası böyle bir futbol beklemiyordum Beşiktaş'tan. Basan, oyunu eline alan. Ben daha dengeli hocanın daha dengeli duracağını düşünüyordum. Daha ne ona vereyim ne bana vereyim birazcık izleyeyim mantığında olacağını düşünüyordum. Nitekim yanıldım. Bir parantez daha açmak istiyorum. Tekrardan, tekrardan, tekrardan her maç söylüyorum. Getson Fernandes. <laughs> mükemmel bir oyuncu. Yani bugün oyunun sahada kaldığı her dakika bir bakıyorsun gelmiş orada savunma yapmış. 50 saniye sonra gözünü bu tarafı çeviriyorsun hücumda. Hiç durmuyor. İnanılmaz bir dinamizmi var. Beşiktaş orta sahasını tek başına bence ayakta tutabiliyor. Yanına alınacak bir altı. Geç sonu çok daha farklı bir yerlere götürebilir. İlk yarıda da söylemiştim. Daha doğrusu ligin 2 de, Yaptı milli maçların sayesiniz. arasında. Tek eksiği denemiyor olma. Yani şut denemesi gerekiyor. Denemiyor. Bir türlü bunu bilmiyorum. bu Niye böyle bir kapalı bir kutu Gerson'un bu şutları denese, atsa daha da özgüveni artacak bence. O zaman ne olacak? Skor yükünü de taşıyan bir orta saha hasreti çekiyor bence Beşiktaş. Bunu da halletmiş olacak. Yani Gerson'un Fernandes'in her şeyinden yararlanıyorsun. İkili mücadeleyi kazanıyor. pasistesliği inanılmaz, savunma yapıyor. Direktmiş. Tek şeyi şut. arada böyle bir iki şut denese çok daha verimli olabilir. Flikleri de bence iyi denemiyor Hı. mesela. Yani antrenmanlarda falan çok frikik çalışan bir oyuncu benim bildiğim kadarıyla e, denemiyorlar. Bu takıma bir de Gezal gelecek. Acil gelmesi lazım çok acil. Hı. Redmond oyuna girdi evet ama o şeyi veremiyor Redmond. Ya yani Şenol Hoca'yı şimdi anlayabiliyorum. Hani geçen hafta bası toplantısından sonra söylemiştim. Ben çok daha farklı şeyler bekliyorum Redmond'tan. Veremiyor. Onun da sprint özelliği var. Topla birlikte hatta Enkudu'dan daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. Yani Enkudu gibi evet sprint yapıyor ama Enkudu gibi 20 metreye top atıp koşmuyor. Ayağındayken topla beraber yapışık bir şekilde koştuğu için bundan yararlanabiliriz diye düşünüyorum ama şu ana kadar ondan bu şekilde verim alamadık. Daha şey abi aklıyla oynayan bir oyuncu gibi. Duruyor, evet. Daha böyle hani top ayağımdan güzel pas atayım, evet. bir kilit pas atayım tarzında oynuyor. Bir de istersen... Bir adı, kilit bir şey daha var hemen onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın bugün hücum anlamında daha organize olarak görülmesi görülmesinin sahada tek nedenini ben şuna bağlıyorum. Bu hafta, bu sefer orta saha oyuncuları forvet oyuncularına yakın oynadılar. Evet. Sürekli verka çekirdiler Cenk'le, Weghorst'la. Gesson bunu çok yaptı. Salih zaman zaman ilk yarı biraz denedi. Saharet'te bir form düşüklüğü var. Umarım kısa zamanda toparlar. Yani bizim milli aradan önceki Salih'le milli aradan sonraki Salih arasında makas açıldı. Hı hı. Her hafta da açılmaya devam ediyor. Ya yani bu ikinci maç, ikinci maçta makas biraz daha açıldı. Umarım en kısa zamanda hı. toparlar. Yani Tayfur'un girmesiyle mesela orada biraz daha bir dinamizm kazandık. Çünkü Salih'in ayakları çok iyi. Salih'in bu oyuna beyni de mesela beynin oynayan bir futbolcu Salih. Ben hep söylüyorum Salih için bunu. Bundan yararlanmamız gerekiyor. Salih dedik, abi Tayfur dedik istersen videoda şöyle noktalandıralım. Fenerbahçe'den mi Hazais'sın? Haberleri geçiyor sizle. Yani Zais'ın hem devre arasında istediğiniz konuşuluyor Beşiktaş'ın. Zais transferi nasıl yorumlarsın? Ya tabii Harika bir, bir şey transfer. yok ama. Ben eğer olursa Hı -hı. evet bununla ilgili bir girişim var. Evet menajeriyle de görüşmüş sanırım. Amatör bir şekilde kulübümüzü yöneten yöneticiler eğer bu transferi bitirebilirlerse gerçekten yani Getso'nun yanına Zais ben Hı -hı. düşünemiyorum. Çok istiyorum. Hı hı. Bak ben sana da söyledim. Sizde kalem çekmiş değilsiniz bence. Hı hı. Böyle bir oyuncu zaten silinecek bir oyuncu evet. değil. Ama tabi bilmiyoruz içeride ne olduğunu ne bittiğini. Şu an evet bir girişim var diyorlar olur diyorlar. Bakarsınız, Fenerbahçe ligi şampiyon bitirir, Zaire burada oynamak ister. İş rengi değişebilir ama ben tercih ederim. Çünkü yani 6 numara bulmak çok zor. Kaliteli bir altı numara bulmak çok zor. Yurt dışından getirdiğini düşünüyorum. Adapte olma süreci var. Zayt'sin böyle bir şey olmayacak. bilgi bilen bir topçu. E, Getzon'la birlikte güzel bir ikili olabilirler. Hı hı. Ben artık... çok istiyorum. Mert'i de çok beğendim. Mert de kaptı artık. Kalim. Evet. Vermesin zaten. Hı hı. Vermemeli de. Getzon, Zayt's bence de abi Beşiktaş'ta hem toplu oyunda hem topsuz oyunda çok iyi olabilecek bir ikili olurlar. Çünkü Zayt's toplu yetenekli futbolcu. Yani. Evet. Zeiss o ön tarafı koşu atabilen. Şöyle düşün. Atabilen... Getzon'un daha hücumu düşünen... Hı hı şut olarak, şutör olarak daha üst seviyede olan bir oyuncu. Ve daha saysi. çok deneyen. Evet, daha çok deneyen bir oyuncusu. Ee, o yüzden ben çok, yine söylüyorum, çok Birbirleriyle güzel çok eksilerini çok kapatırlar. Yani iyi bir ikili bence de umarım olurlar. Umarım gerçekleşir bu transfer. Umarım gerçekleşmez diyorum ben <laughs> Yani bir de bir şey daha söyleyeceğim. Gerçekten bize ne izletiyorlar ben bilmiyorum bu ligde. Çok kısa hemen değineceğim. Hmm. İlgilenmiyorum başka takımlarla bu arada ama biz de bu ligde, bu yarışın içerisindeyiz. Bugün Sivas Spor maçında... Golün neden verilmediğini saatler geçti hala anlamış diyelim. Oyuncuyu atmıyor. İki hmm. tane kırmızı kart var. Atılmıyor. Yani evet ligde, bu ligde uzun senelerdir herkesin ağzına bir laf var. Bu lig sadece saha içerisinde kazanılmıyor. Ne kadar iyi oyuncuların olursa olsun. Bugün o maçtan sadece saatler sonra bizim maça geliyorum. Hmm. Her pozisyona bizim oyunculara sarı kart. Alt-sarı yemiş. Her pozisyona bizim oyunculara sarı kart. Enkudu sarı kart, Josef sarı kart. Josef'in sarı kartı bu arada doğru. Hmm. Problem yok. Rozier'e sarı kart cezalı duruma düştü zaten. Bunun ligde Rozier. bir standardı yok abi. Yok! <laughs> yani neye göre 9 tane oyuncu değişikliği olmuş 7 <laughs> dakika uzatma veriyorsun. <laughs> yani bir de Galatasaray maçındaki şey abi o kırmızı pozisyonları tamam kırmızı verme de vara git en azından. Ya yani ligin kaderini etkileyen maçlar bunlar işte. Bak orada Galatasaray takılsa 2 <laughs> puan bıraksa Beşiktaş ona 2 puan daha yaklaşıyor. Veya atıyorum ligi bir başına Fener Lider olacak. Fenerbahçe giriyor. Evet her şey değişiyor. Ee, şey artık şey. bu standardı oturtmaları gerekiyor. Konuşmak istemiyorum buna <laughs> yani çok dünya kupasında gördük nasıl evet başlar yönettiğini. Adamlar şey adamlar vardı bile 20 saniyede işi bitiriyorlar. Bizde varla bile Vara gitmek 2 dakika. Vara gidip bakmak 2 dakika. Geldin slow tarafa. motion geldin verdin 2 dakika 6 dakika yani. Aynen, aynen. Saçma sapan bir şey. Bunu da söylemek istedim. Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var. Kasımpaşa nitekim biraz daha kolay ve İstanbul içi yine. Buradan da alacağımız bir galibiyetle evet. Konya'ya moral bir şekilde gidip oradan da aynı seri bir Beşiktaş artık seri galibiyet lazım. Bir aldın, bir almadın böyle evet. bir şey değil. Şanol Hoca'nın da ritmini tutturması açısından, takımın da ritmini tutturması açısından bu çok önemli. Beşiktaş abi ee, bence acil seri galibiyet artı transfer sezonu evet. lazım. Evet. Oraya kadar ama kendimizi 9 puan atmak zorundayız. Zorundayız. Evet. Atmalıyız değil. Zorundayız. Çünkü işte çok kaybetti Beşiktaş evet. bu, bu hafta uzun o zaman sonra abi daha dolu dolu evet, evet. yayın oldu. Beşiktaş'ı biraz daha saha içine yatırabildik diyorum ben de. Son söylemek istediğim bir şey varsa abi. Var. Geçen videonun sonunda unutmuşum <laughs> söylemeyi. Ceyhun Kazancı istifa. Onu söylemeyi unutmuşum. <laughs> Pasolik de kalkıyormuş galiba. Evet, Haberler. Pasolikle benim bir derdim yok. E, Ceyhun Kazancı istifa ediyorum. Umarım bu transfer sezonunda Şenol Hoca'nın istediği oyuncularla ilgili fikir beyan etmez. Hiç fikir beyan etmesin yani. O bile... Okey. Başarılı <laughs> sayacağım ben yani. Ama fikir beyan etmesin. Yani her şeyle ilgili konuşuyor. Abramov için bir beşleşe alma gibi böyle saçma sapan bir şey uydurmuşlar. Herkes bunu konuşuyor. Böyle bir şey yok. Ceyhun Kazancı açıklamaya, hayır böyle bir şey kesinlikle olamaz. Yani sana gelmedi bu iş. Buranın bir başkanı var. Başkan da çıkıp bu açıklamayı kendi başkanı yapıp kesip atması lazım. Evet. Herkes kendi bu kulüp içerisinde haddini bilerek zorunlu bir şekilde orada olmak zorunda. Zorunlu diyorum çünkü göndermiyorlar adamı yani. <laughs> Abi ağzına sağlık. Beşiktaş'ın Adana Demir galibiyetini değerlendirdik. Saha içi elimizden geldiğince. Bizlerle beraber de videonun sonuna kadar gelen herkese çok teşekkür ederiz. Sizler de e, videoyu beğenip yorumlarınızı yapabilirsiniz. Abi tekrar ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bir sonraki haftalarda tekrar şeyler. görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.